çiçeğimizi. Şuraya bakalım mı? Kadir abi. Tamam. Merhaba. Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Baştan başları. İbrez külahatımı oğulları. Vakıdır hocam. Sıramdıka o Rezu Hırmaz Cüve Tabarlı. Rezu Askerin Cahimu. Cebanlı. Saat 13. Avatla Hırmanlı Cüve'ne. Rözbaş. Cahimu gelinme. Başkanlarımız Yeşim Camcı, Hüseyin Coşkun. Başkanlarımız Türkan Erçenek, Bahattin Bilgin. Buraya akıtacağız, burayı baştan yapacağız. Ve sözlerime başlarken depremde yitirdiğimiz bütün canlarımızı saygıyla anıyorum. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Depremi asla unutturmamalıyız zaten. Çünkü bizler Gölcük depremini, Marmara depremini ve ondan önce yaşanmış depremleri unuttuk diye Maraş ve Antakya merkezli depremde başımıza gelen felaket, yaşadığımız can kayıpları, yaşadığımız mal, kültür, her anlamdaki kaybımızın nedeni odur. O yüzden sizden en büyük ricamız, lütfen depremin acılarını unutturmayalım ki yine yeni felaketler olmasın. Önlem alınsın. Bu acıyı elbette biz unutmak istesek de unutamayız. Ben de bir Antakyalı olarak, bir Hataylı Samandağlı olarak depremin acısını sizler gibi yaşamış bir arkadaşınızım. Yakınlarımızı, eş, dost, akrabalarımızı kaybettik. Kentlerimizi kaybettik. O kültürel dokumuzu, ne yazık ki o kültürel dokumuz o enkazın altında kaldı. Ve yine bizler birçok bölgede olduğu gibi şu acıyı da yüreğimizin ta en derinliklerinde hissediyoruz. Bizim en büyük acımız depremin yaşandığı anda enkaz altından beni kurtarın, ben buradayım, sesimi duyan var mı? Sesleri yankılanırken biz dışarıda o enkazın karşısında çok bir şey yapamadığımız için yüreğimiz daha çok yanıyor. Neden yeterince çok şey yapamadık? Çünkü bizlerin elinde o canlarımızı kurtaracak alet, edevat, iş makineleri yoktu. Bizim öfkemiz bu iktidara neden bu kadar büyüdü depremi yaşayanlar olarak? Çünkü depremin olduğu ilk zamanlarda, insanların canının kurtarılabileceği saatlerde beşli çetenin iş makinalarını bizim için seferber etmediler. Ama daha sonra o enkazları aylar sonra kaldırmak üzere sırayla ihalelere girip o ihaleleri kazanarak, yani para karşılığında, siz Bulam'da da görmüşsünüzdür, Adıyaman'da da görmüşsünüzdür, sayısız iş makinaları türedi birden. Yani iş demirleri üzerinden kar etmek, yani iş para karşılığı olunca yüzlerce binlerce iş makinası deprem bölgesine geldi. Ama inanın biz iş makinaları yoktu diye kapı komşumuzu, akrabamızı o enkaz altında günlerce yankılanan o seslerin içinde yavaş yavaş nefesinin tükendiğini ve yaşamını kaybettiğini gördük. Bizler, Bulam halkı, Adıyaman halkı, depremi yaşayan bütün halklar olarak bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız.